Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Bizi soracak olursanız çok sıcak, yanıyoruz. Vallahi Avni'nin biraz eksikleri vardı. Şimdi Esra'ya gidiyoruz. Hemen yanıma da yandaş buldum. Ah, kimmiş? Yine ben. Dedim hadi sen de gel. Kızlar evde. İkra o gün Selman dedeye gittiğimiz gün ayağını burkmuştu. Hatta gerçekten çok kötü burktu. Hayatım birazcık yavaş mı olsan diyorum. Biraz sarsılıyorum. Ondan sonra Kayan'ın ayağını oldurduk biz onu. Ama akşam oldu mu tekrar ağrıları artıyor. Ve dün akşam da bayağı şişti. Çünkü voleybol oynadı. Yakar top oynadı falan derken. Enes sabah onu hastaneye götürdü. Dedim ki İkra dedim. Doktor sana ne dedi? Dinlen dedim mi dedim. Hiçbir şey demedi diyor. Meva diyor ki Enes. Doktor bisiklet sürme. Yat dinlen dedi diyor. Hayır diyor. Doktor öyle bir şey demedi diyor. Şimdi onu evde bıraktık. Onlar dinleniyorlar. Az Avni tişört falan alacağım ben de. Sara'cığım da kendine bakacak herhalde. Aynen öyle. Biz bunların artık evinin çocuğu da Sara. O da çocuk reyonundan giyiniyor arkadaşlar. Zayıf olmanın vermiş olduğu güzellikler. Niye kızım? Ne güzel işte. Değil mi? Gençsin, güzelsin. Daha ne istiyorsun? Evet, şimdi orada da devam ederiz. Evet, biz geldik. Burası otoban. Burası otoban kenarında. Evet. Alışveriş merkezi gibi. Küçük. Park shop diye bilinen geçiyor. Bir yer. Hendeğimiz küçük olduğu için maalesef ki bir LCY kikimiz bile yok. Bir defakto var sanırım ama o da kendi şehri değil mi defakto? Gene outlet işte. Hayır yani, defakto Kayaların değil mi? Kendisinin. Kendi defakto değil. Kendinin değil. Başka yani başka kişi. Başka bir firmaya ait. Taşören gibi mi oluyor? Nasıl gibi oluyor? Şimdi ben abi, sen Enes abine ver. Avni'yi göstereceğim. Sen onu kaydırıyorsun. Sıra. Kalabalık değildir. Ben kalabalık değildir. Enes'i zorla ikna ettim zaten. Ben de Mete. Neyse onları hemen sıraya koyarız. Ne biz jet izini mi alıp çekiyoruz? Sıra hemen gelmeyecek gibiyse baştan sona taaysa. Yok bakarız ya ona göre. Burada zaten indirimler oluyor sen genelde. Sen ne bakacaksın şimdi? Tişört Avni, tişört. Sadece tişört mü? Hı hı. O zaman işimiz kolay. Kısa kısa şeylere bak. Emmim götürüyor, pideyi bile götürüyor bakın. Hangi yoldadır? Hem de bak 59 Tekirdağ. Ya Tekirdağ. Tekirdağ'a selamlar. Dinleniyorlar işte insanlar yollarda. Çıkmamana kadar değil. Benim bugün ben çok burada indirim oluyor. Çocuk reyonunda. Kalabalık değil be. O zaman senin önce işini halledip biz de bu taraftan şeye mi bakalım? İki tarafta dağılsın. Deniz ürünleri gelmiş. Çok güzel. Bakın 200 lira. Uygun yani. Bakın böyle kırmızı etiketler var burada. 129 lira. Kırmızı etiket. Çok güzel. Ama ben normal günlük giyebileceği bir şey istiyorum. Şöyle bak çok güzel. Evet bir tane bundan alayım ben. Bunun yaşı varsa. Çok güzelmiş. Evet kızlar şimdi neler aldın? Acayip kızlarının kalanına hoş geldin. Hoş geldin. Ha şu değişim kartlarını alayım. Dur anneciğim. Anneciğim ona hediye aldım ver. Kime? Bugün akşam Bina'nın doğum günü var ya Bina'ya. Ver. Şöyle bir elbise aldım. Evet. Arkadaşımın kızının doğum günü var. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle bir şort var. Çok güzel indirimler takımı vardı. Şort takımı. Şu şortu takımı da. Bakın. Şöyle. Bunu evet da ibişe aldım.
Evet. Bir tane de görümcemin oğlunu aldım en küçük çocuğuna. Bu da. Takımlar çok güzeldi. Bu onun. Bir dakika anneciğim dur. Bu onun değil. Şimdi. Şunu Avni'ye aldım. Şu da. Anneciğim bir saniye bebeğim dur. Bir karıştırma dur bir dakika. Bakacaksın. Şu Avni'nin. Şuna da. Şöyle bu ne kadarmış size söyleyeyim. Bakayım bu da böyle. Şu 200 lira. Alt üst takım. Şu açma kızım. Şunun takımının fiyatını duyunca şok olacaksınız. Şöyle. Şu ikisi. Bakın bir de böyle bir şort. Aşkım bir saniye bana müsaade eder misin? Şu ikisi şöyle. 100 liraydı arkadaşlar. Bunlar büyük yaşlı. Ama ben Avni'ye... Bu da böyle. Şu da şöyle. Sonra kimin? Lina arkadaşının. Onu Lina'ya aldık anneciğim akşam şöyle. Şu da anne, bu Lina da böyle. Kaya mı? Yoksa Aysel ablamın. Aysel ablamın Lina. Avni'ye şöyle 3 tane takım aldım. Yeter zaten. Biraz da evde var. Bir iki bir şeyleri de. Nasıl uyumuşum ya? Nasıl uyumuşsun ya? Bir de inanma. Ya ben hani bakacaktım? Neye? Al bak. Şu İbrahim Efe'ninkini kaldıralım. İbrahim Efe'ninkini kaldır. Bunu dayına verelim götürsün. Ne zaman? Dayın gelecek ya çarşamba günü. Anne kapatma videoyu ben de çekeceğim. Aksaray'a gidiyor. Şimdi şunu da hediye paketi yapacağız. İkra bak Lina'ya bunu aldım. Güzel mi? Evet. Anne bana da bundan alsana. Anneciğim bak senin o kadar çok elbisen, o kadar çok elbisen ben var böyle ki. Ben böyle istiyorum ya. Ben böyle elbisem mi? Tam bakarız yaza doğru. Annem elbiselerini bir eski, yani inanın. İşte orada da konuştuk işte İkra ile Meva'yı almadım şimdi bir şey. Ama onların o kadar çok elbisesi var ki. Giyip de eskitemiyorlar bile. O kadar çok yani. Oy ablasını özlemiş. Nasıl da sarılıyor. Bunu böyle hediye paketi yapacağım. Bunu da İbişe dedim çok yakışır. İbişe böyle şeyler yakışıyor ya. Bu da senin kuzusu. Bunu da ona yollayacağım. İnşallah beğenirler. Ben de sadece dayım mı gidecek? Yengenler zaten köyde anneciğim. Yengenler köyde mi? Hı hı. Annesinin yanında yengen. Ailesinin yanında gitmişti. Anneanneler de cuma günü gelecek sanırım. Şimdi şu anne, değişim kartı. Şu değişim kartı. Şu da şişemiz. Anne. Güzel oldu ama. Kalabalık da değildi. Gel göster bakalım hangi elbiseyi giymek istiyorsun. Ben aslında ben bugün ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Bakayım. Ha giy. Bak. Elbisesi İkra'nın. Bakın İkra bunu giysin. Evet. Çok güzel. İkra anne, bunu giysin. Anne, kız gerçekten kız. Sen de pembe elbiseni giyersin Meva şunu. Şunu. Hayır şunu. Hayır hayır onu değil şunu. Hayır bunu kızım bunu giyersin. Evet. Hayır ben bunu giyeyim. Giymedikleri elbiseler bile var. Aslında biz sizinle bugün kaşlarımı rengini açıyorum arkadaşlar. Kaşlarımı açabiliriz. Artık yine karardı kaşlarım. Siz şöyle yaparsam daha rahat görebilirsiniz. Kaşlarımın rengini açıyorum ben kızlar. Bayanlar. Yine karardı. Gözlerim de açık kahve olduğu için böyle gözlerimin rengi tam ortaya çıkıyor. Aslında bir kahve içelim. Ondan sonra kaşlarımın rengini açabiliriz hep beraber. Evet şimdi. Ne kullanıyorum? Şöyle bir. Nerede benim kaş açıcılarım? Nerede kız? Göremiyorum. Gözlerim dondu. Hah buldum. Gözümün de. Şimdi ben bu markanınkini kullanıyorum. Renk açıcı kremi ve aktivatör var. Şimdiki. Şöyle. Birazcık. Birazcık bundan.
bayrama da düzelmiş olur. Şimdi şöyle karıştırıyorum bu kabın içerisinde. Şu aynanın tekini kapatayım da kendimi göreyim. Kameradan görebilirim kendimi. Kafam gitti. Şurayı şöyle yapıyorum. Şimdi. Buradan bakamam arkadaşlar. Bir saniye. Önemli olan şuralar. Çünkü buralar daha çok olduğu için bir tık kalıyor. Çok da açmak istemiyorum. Şu elimdekini bir bırakayım. Gözlerimin rengi daha ortaya çıkıyor. Makyajım ve özellikle ben birazcık böyle sert duruyorum ya. Mizacım yumuşuyor desem daha iyi olur. Bana diyorlar çok sert duruyorsun normalde ama kaşlarını açtıktan sonra hani o bakışın yumuşadı falan diyorlar zaten. Biliyorum zaten ben. Hoş. Tanımayanlar sevmiyor. Tanıyanlar da vazgeçemiyor. Gerçekten öyle arkadaşlar. Benim çevremde. Hep bir ön yargı var ama bana karşı tanısanız. İyi kız yani. Şunu düzeltelim. Şurası niye olmadı ya? Şöyle. Şimdi daha iyi. Kalanını da süreceğim. Yanmaya başladı zaten şu anda. Şuralarımın yoğun olması gibi. Ya o yanıyor şu anda kızlar. Kızlar yanıyor şu anda. Gerçekten kaşın rengi açıldığı zaman duruşunuz yumuşuyor yani bakışınız duruşunuz. Ne bileyim ben sevdim kendimde. İlk Estonya çok şey yapmıştı. Ne gerek var falan filan diye. Estetik çok taraftar bir insan değilim. Ama çok yaptırmak istediğim bir şey var. O da gülüş estetiği. Dişlerimi Allah nasip ederse borçtan harçtan kurtulursak yaptıracağım. Gerçekten çok istiyorum. Gülüş estetiğini. Bence yeter. Çok da sarartırım diye de korkuyorum biliyor musunuz? Vallahi. Bence yeterli. Şimdi şöyle hiçbir yere sürmeden. Evet. Au, hızlı olmam lazım. Gerçekten. Kızlar dönüyormuşum kızlar. Şurayı da alayım çabucak. Hiçbir yere sürmeyin kızlar. Yakıyor çünkü. Aa dur. Boncuğa değdi. Dost takma dedim lan. O
buraya baktığım için yapamıyorum. Bakın şimdi biraz önceki, şimdi şöyle ışığımı şöyle yapayım. Nerede ışık? Işık neredesin, beni bul. Şimdi şöyle gördünüz mü? Evet, güzel oldu. Şu an yanıyor ama azıcık böyle kalsın. Ondan sonra yıkayacağım. Böyle. Markayı sorarsanız tekrar gösteriyorum. Sesu markası. Tüy sarartıcı alıyorum. Hiçbir yere sürmek istemiyorum. Böyle. Güzel oldu mu kız? Bayrama kadar dizeleri bir tık fazla açmışım kızlar. Olsun, problem yok. Tamamdır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.